Yani orduyu yönetenlerin, işte Milli Savunma Bakanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının bu konuda hiçbir yetkisi yok. Resmi olarak hiçbir yetkisi yok. Hani laftan bir şeyler söylerler, ederler, efendim şöyle olsun, böyle olsun falan ama resmi olarak bir yetkisi yok bir kere. Yani onu sadece ordu değil, tüm kurumlar siyasileşti. Tüm kurumlar AKP'nin, partinin uzantısı haline geldi ve devlet evi parti devleti haline dönüştü. En son İstanbul'da gördünüz. İşte o Haramidere'de orada bir su baskını oldu. Valinin yanında AKP il başkanı dikiliyor. Bakın, valinin yanında AKP il başkanı dikiliyor. Ya eskiden bunlara utanırdı valiler böyle bir şey. Yani şu veya bu partiyle, hele hele iktidar partisiyle bu kadar iç içe olmaktan, görünmekten eskiden valiler utanırdı. Devlet devletken. Şimdi basın toplantısı yapıyorlar. Bu hep 15 Temmuz'da başladı. 15 Temmuz'dan o günlerden bugünlere geldik. Tabii en büyük zararı ordu gördü. En büyük zararı ordu gördü. Yani diğer kurumlar görmedi anlamına söylemiyorum tabii. Evet. Tüm kurumlar kurum olmaktan çıktı ama en büyük zararı ordu gördü. Çünkü temel ordu sağlık sistemi ilave edildi, kalmadı. Hastaneler, okullar kalmadı. Ordu yargı sistemi ortadan kaldırıldı. Şimdi ordunun kendi içindeki tamamen askeri konularda bile bu konuda hiçbir özel eğitimi ve deneyimi olmayan işte sivil hakimlere, işte yargıçlara, şunlara bunlara askerliğin ne olduğu anlatılmaya çalışıldı. Bir de düşünün bakın yurt dışı dahil çeşitli operasyonlar var. Yani buradaki bu sağlık sistemi nasıl yürüyor? Bu tabii içinde olanlara sormak lazım. Ama en önemlisi ordunun emir komuta sistemi dağıtıldı. Ha, eskiden çok mu iyiydi? Hayır, değildi. Düzeltilmesi gereken şeyler tabii ki vardı. Ama bu dağıtılan sistemin yerine yeni bir sistem konulmadı. Yani şu anda mesela Genelkurmay Başkanlığı hiçbir yetkisi yok danışmanlık dışında. Kuvvetler var. Kuvvetler de oradan da oraya Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. İşte şu yetkisi onun da bu yetkisi bunun vesaire. Peki bu operasyonları kimler idare ediyor? Nasıl idare ettiğini ben bilmiyorum. Milli Savunma Bakanı her operasyonda görüntü veriyor benim gördüğüm kadarıyla. Bizzat yönetiyor. İşte olayın ne hale geldiğinin göstergesi bu. Yani bakın Milli Savunma Bakanı bir de kendisine üniforma icat etti biliyorsunuz. Biraz önce de görünüyor. Evet. Bakın yani üniform bakın burada şimdi. Demin vardı geçti demin. Üniformalı. Yani, sivil takım elbise giymiş. Ya nasıl bir şeydir bu anlamadım. Böyle bir yani hastalık çıktı. Ya sen askersin, üniformalı giymişsin, emekli olmuşsun, bırak artık. Yani bizde eskiden bunlar çok yadırganırdı. Yani bu tür şeyler yadırganırdı. Şimdi dediğim gibi icat etmiş, bir de Cumhurbaşkanı'na da bir tane hediye etmiş öyle icat ettiğine benzer bir şeyi. Her neyse, Milli Savunma Bakanı'nın her operasyonda, her tatbikatta orada burada görünüp ekranlardan hedef tarif etmesi bile orduda emir komuta ve sevk idare sisteminin ne hale geldiğinin göstergesidir. Eskiden hiç kimse böyle şeyler yapmazdı. Kimse de kimseye yaptırtmazdı zaten. Yaptırtmazdı kim olursa olsun. Yani diyelim ki bir kolordu komutanı veya bir tümen komutanı bir operasyonun, bir harekatın başında orada duruyor, harekatı sevk idare ediyor. Harekat merkezine örneğin kolordu komutanı girmiş veya ordu komutanı girmiş. Sanki tümen komutanı gibi onu öyle yap, bunu böyle yap diyor. Dediği anda o tümen komutanı, ya komutanım bir dakika ben buradayım. Derdi. Kimseyi karıştırmazdı. Böyle askerlik olmazdı derdi. Yani bunlar da yaşanmıştır, onu da söyleyeyim. Bunlar da yaşanmıştır. Anladım. İşte o günlerden bugünlere geldik. Tekrar ediyorum. Bunların her şeyin müsebbibi 15 Temmuz değildir. 15 Temmuz birçok şeyin sonucudur. Peki en azından şunu sorayım. Yani 15 Temmuz sorumlusu değilse bile 15 Temmuz belki bir ayılmaya vesile olmalı. Yani ya yanlış yolda gidiyoruz. Hani burada artık keşke olsaydı. Dur demeliyiz. Bir ders çıkartılma. 15 Temmuz'dan ders çıkartıldı mı bir? Bir de madem bu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni konuştuk. Türk Silahlı Kuvvetleri Fethullahçı yapıdan arındırılabildi mi? Şimdi tabii onu benim bilmem mümkün değil. Yani dediğim gibi. İşte en son genel sekreter yani, çıktı. Yani, bir yine bir
Bir isim vardı Serdar. Şimdi bakınız Murat Bey, yani olaya biraz da dışarıdan ve yukarıdan bakalım. Bakalım buyurun. Şimdi bunlar her ne yapmak istiyorlarsa, yani Tayyip Erdoğan ve ekibiyle, Fethullah Gülen ve ekibi her ne yapmak istiyorlarsa bunlar birlikte çalıştılar. Bunda hiç kimimizde hiçbir şüphesi yok herhalde. Yani şüphemiz varsa Tayyip Bey'e dönüp bakarız. Ne diyor? Ben onlara ihanet etmedim. Onlar Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiler diyor. Ne diyor? Aynı menzile farklı yollardan yürüyorduk diyor. Yani bu konuda bir tereddüt yok. Şimdi bir aşamaya geldiler, birbirlerine düştüler. Şu veya bu nedenle. Zamanımız yok onları konuşmaya. Yani netice itibariyle iktidarı kimse paylaşmak istiyor. İktidarı ve iktidarın nimetlerini kimse paylaşmak istemiyor. Özellikle pasta küçüldüğünde. Birbirlerine düştüler. 2013 Aralık, hatta daha geriye Şubat'a da götürülebilir. İtibaren Şubat, Haziran ve Aralık ve sonrası. Ve şimdi arayı bulmaya çalıştı. Yani Fethullah Gülen'le arasını düzeltmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan ekibi. Ve kendisine elçi gönderdi. Yani 17-25 Aralık arasında haftasında elçi gönderdi. Doğru. Ve hatta dedi ki devletin uçağını verdim çabuk git dedi Pensilvanya'ya. O elçi yok ben kendim giderim dedi. Tarifeli uçuşla gitti. Daha ne arayacağız yani? Neticede gitti, mektup getirdi. O mektupta ne yazıldı, edildi bilmiyoruz ama bileceğiz. Mutlaka bileceğiz, öğreneceğiz. Bunlar ortaya çıkacak. Neticede birbirlerine düştüler ve Fethullah Gülen'i Tayyip Erdoğan elimine etti. 2013'ten 2016'ya 3 yıl geçti. Hazırlığını anlaşıldığına göre yaptı. Ve işte Allah'ın lütfu dediği bu olay sayesinde Fethullah Gülen elimine edildi. Fethullah Gülen bu konuya dikkat çekerdi zaten uzunca bir zamandır. İçine doğmuş. Hani birilerine malum olur derler de içine doğmuş. Bunları anlatırdı. Bakın dikkat edin, dikkat edin. Ve sonunda da hafazan Allah derdi. Aynen yani söylediği aklına gelen başına geldi. Neticede elimine edildi. Ama Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen'le birlikte yürüdükleri o menzilden saptığı bundan vazgeçine dair hiçbir emare yok. Hiçbir gösterge yok. Hiçbir işaret yok. Ha, o zaman dönüp şunu söylememiz gerek. Ha, demek ki Fethullah Gülen'le birlikte yürüdükleri o menzil bugünkü menzilmiş. Şu anda bulunduğumuz yermiş. Yani demokrasinin yerine bir sultanlık rejimi, neopatrimonyal sultanlık rejimi kurulmuş. Evet. Efendim demokratik rejimin yerinde artık hukukun üstünde değil nas var. Nas yani dini kurallar demek. Ve bunu açıkça kendisi beyan ediyor. Ha buradan öteye daha nereye gidilir? Daha öteye nereye gidilir? Onu kestirmek bile zor ve ürkütücü. Ürkütücü bulunduğumuz yerde. Ekonominin durumu belli. Ve demokrasi yok diyorum, anlatıyorum. İşte bakın. Ya insanların sağlığı bile bozuldu. Bakın sabahtan akşama kadar televizyonlarda, gazetelerde dinlediğimiz olaylara bakın. Cinayetlere bakın, kavgalara bakın. Hastanelerde olanlara bakın. Trafikte olanlara bakın. Yani bütün bunlar o menzil neyse o menzile odaklandıklarında ülke yönetiminin kendi haline bırakılmış olmasındandır. Şu anda tabii ip koptu. Onlar da toparlayamıyorlar. Ama şu var, bütün bu olanlardan çıkan hayırlı bir sonuç şu. Bunları yaşadık ve öğrendik. Şimdi bazıları diyor ki, tabii iyi niyetli ve hani belki çok hayata çok olumlu gözlükle bakmayan vatandaşlar, ya öğrenmedik. Yani bu halk öğrenmez. Bu millet öğrenmez. Ben aksini düşünüyorum. Bu milletin çok şey öğrendiği ve bu sayede bir eşiğe gelindiği ve bir tık hız. Hani siz dediniz ya biraz önce 2016'da bu olduğunda bundan sonra hani bir gerçekten demokrasimizi geliştirebilir, derinleştirebilir, farklı bir devlet düzeni, farklı bir toplum düzeni, farklı bir ekonomik düzen, bir sosyal adalet düzeni kurabilirdik. Gerçekten milli, ulusal çıkarlarımızı öne alan bir devlet düzeni, bir devlet yönetimi kurabilirdik dediniz ya, işte o oluyor.
Sadece gecikmeli oluyor. Evet, bakınız, anladım. Kısa bir zaman sonra bu kadro gidecek.